Herkese merhabalar. Cins Patiler kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız ve yine sizlerle beraber patil dostlarımız için kıyafet yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıp hazırladım ve bu kalıptan güzel bir kıyafet yapmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlıyoruz. Tam anlamıyla bu şekilde bir kumaş keseceğiz arkadaşlar. Yani iki katlı kumaş keseceğiz. İsterseniz tek katlı yapabilirsiniz, isterseniz astar yapabilirsiniz, isterseniz iç kısmını da farklı bir kumaştan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üst kısmını, yani ana kumaşımızı kot kumaştan yapacağım. İç kumaşımızı da bir polar kumaştan yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde kumaşlarımızı kestik. Gördüğünüz gibi bu üst kısım bir kot kumaşı, yani kullanmadığımız bir kottan kestik. Yani en başından beri dönüşümle alakalı videolar çekmeye çalışıyorum. Yani elimizde olan imkanlarla neler yapabiliriz patili dostlarımız için bunları anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Genel olarak üst kumaşımız bu şekilde bir kot kumaş arkadaşlar. Ana kumaşımız bu olacak. İçi içinde dediğim gibi siyah bir polar kumaş kullanacağım. 20'şer santimlik iki tane şerit keseceğiz. Şu şekilde, hatta ben ayarladım, göstereyim. Şu şekilde 20 santimlik bir şerit yaptık arkadaşlar. Bunun yerine hazır şeritlerden kullanabilirsiniz. Kordon şeritlerden kullanabilirsiniz gibi. Bu tarz hani hazır şeritleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kıyafetimiz için gereken malzemelerimiz nedir? 2 adet kumaşımız, 2 adet şu şekilde şeride ihtiyacımız var. Onun dışında bağlantı noktaları için çıt çıt, düğme, cırt gibi malzemelere ihtiyacımız var. Şu kısım 4 santimlik bir fazlalık var ve o fazlalık şu kısma gelecek arkadaşlar. Yandan bir bağlantı noktamız olacak ve oraya isterseniz düğme ilikleri açabilirsiniz, isterseniz de cırt yapabilirsiniz. Üstünden düğme yapabilirsiniz. Ya da hiç düğmeye girmezsiniz. Direkt cırt çıt çıt gibi malzemelerle birleştirebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle üst kumaşımızın üzerinde yapacağımız işlemler var ise her zamanki gibi öncelikle üst kumaş üzerindeki işlemlerimizi yapıyoruz. Nedir? Örneğin atıyorum şu şekilde bir şerit çekebiliriz. Kotumuza uygun bir şerit. Ya da işte kumaşımıza uygun bir şerit arkadaşlar şu şekilde çekebilirsiniz. Orta kısmı yapabilirsiniz ya da göğüs kısmını yapabilirsiniz. Yani nerede kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, bu şekilde işlemler yapılacak ise alt kumaşı dikmeden önce yapabilirsiniz. Yani bu şekilde bu tarz aplikeler dikebilirsiniz arkadaşlar. Dikecekseniz eğer öncelikle onu yapmamız gerekiyor. Şimdi ben sürpriz olsun bu şeritlerden birini şuraya dikine bir şekilde dikeceğim arkadaşlar. Sonrasında üst kısımda yapacağımız işlemler bittikten sonra alt kumaşımızla her zamanki tekniğimizle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Bütünüyle dikişimizi geçiyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve o boşluktan kumaşımızı ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde düz yönleri çevrilmiş oluyor arkadaşlar ve sonrasında üstünden bir sabitleme dikişi ya da temizleme dikişi atıyoruz ve kumaşımız hazır oluyor. Sonrasında şeritlerle devam edeceğiz ama arkadaşlar öncelikle bu alt kumaşımız, yani iç kumaşımız olacak. Bu da üst kumaşımız olacak. Bu şekilde dikerken arkadaşlar şurada tam orta kısmında şu kısma D halkamızı, yani gezdirme tasmasını takabileceğimiz D halkamızı koymak için şeritle D halkayı buraya hemen sabitleyebilirsiniz. Yani bu üst kumaş üzerinde o sabitleme yapıp sonradan dikebilirsiniz ki üstteki dikiş içinde kalsın diye. Şöyle yapıyoruz. D halkamızı yapıyoruz buraya. Sabitliyoruz üst kumaş üzerinde. Sonrasında şeridimizi de dikiyoruz ve alt kumaşla birleştirmek için buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza halen abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız içerisinde bulunan diğer videolara da göz atabilirsiniz ki patil dostlarımız için bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyi, patil dostlara dair her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar.
Veteriner hekimlerle, uzman hekimlerle olan soru cevap videolarımız da kanalımızda mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kalıp videolarımız, basit kalıp çıkarma videolarımız, işte kıyafet videolarımız, Pomerian dostlarımızla, Patili dostlarımızla olan canlı yayınlarımız, onların şirin maceralarını anlattığımız videolarımız, hepsi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Hepsine göz atabilirsiniz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi üst kumaşımızın üzerinde yapacağımız oynamaları yaptık. Şöyle bir şerit diktik. Balık sırtı dediğimiz bu şeritten diktik. Balık sırtı yine aynı şeritten şuraya bir D halka takmak için bu şekilde diktik arkadaşlar. Çok fazla arma, aplike ya da gibi şeyler dikmek istemiyorum. Gerçi bu sene moda böyle yamalı armalı şeyler çok fazla moda. Kot kumaşların üzerinde özellikle armalar, yamalar çok fazla moda. Yani aşırı yamalı kotlar, kot ceketler moda. Şimdi diğer kumaşımızı da üstüne kapatıp arkadaşlar şu şekilde her zamanki dikiş tekniğimiz ile dikişimizi yapacağız. Dikişimizi dikiyoruz, boşluk bırakıyoruz, oradan ters çeviriyoruz ve düz kısmı ortaya çıkmış oluyor. Bu arada şu şeritlerimizi yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde şeritler yaptık. Buraya dikeceğiz ya da işte ilikler açıp düğmeyle sabitleyeceğiz. Ya da direkt buraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şeritlerimizi sonradan birleştireceğiz. Öncelikle bu kısmı bitireceğiz. Sonrasında oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bu kumaşlarımızı birleştiriyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Kıyafetimiz bu hale geldi arkadaşlar. Ne yaptık? Öncelikle şu kısımları yapmıştık biliyorsunuz. Şu şeridi diktik öncelikle. Sonrasında bu D halkayı buraya birleştirdik. Alt kumaşımızı ve üst kumaşımızı üst üste koyup her zamanki dikiş tekniğimizle diktik. Her zamanki dikiş tekniğimiz neydi? Etrafından dikişini atıyoruz ve bir boşluk bırakıp oradan ters çeviriyoruz ve düz yüzeyini çevirmiş oluyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şeritlerini dikeceğiz. Bağlantı noktalarına da çıt çıt diktik arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösteriyorum size hemen. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde çıt çıtımız yan tarafta birleşti. Kıyafetimiz bu hale geldi. Şimdi şeritleri yerine dikeceğiz. Sivri üçgen kısımları var. Orayı ön kısımlara birleştireceğiz ve oraya küçük dikişlerle birleştireceğiz. Üzerine de rivet ya da perçin atacağız. Kot görüntüsü, yani tamamen bir kot görüntüsü elde edebilmek için. Şeritlerimiz de aynı şekilde D halkanın iki tarafında arka kısımda birleşecek. Sırt üstünde tam ortada D halkamız olacak. Onun iki tarafında da şeritlerimiz birleşecek. Şeritlerimiz de üst dikişlerin tekrar üstünden birleştirebiliriz arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bu şeritleri ön kısımda isterseniz düğme ile takıp çıkarılabilir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İlik açıp düğme dikip o şekilde de yapabilirsiniz ya da çıt çıt takabilirsiniz. Çıt çıta da birleştirebilirsiniz ama ben sabit yapacağım. Üzerine de rivet takıp kot görüntüsü vermeye çalışacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kıyafetimiz şu anda bu haliyle neredeyse tamamlandı sayılır. Üzerinde çok fazla oynamalar yapmadan bir şeritle tamamladık. Şimdi bu şeritleri monte edeceğiz ve son halini hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kıyafetimiz tamamlandı. Şeritleri de diktik. Bu şekilde kot bir kıyafet elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu sefer biraz farklı ve dönüşüm videosu yapmaya çalıştık. Kullanmadığımız kot pantolondan bir pati kıyafeti elde etmiş olduk. Genel görünümüyle sade bir kıyafet. Aynı zamanda da üzerine gezdirme tasmasını, gezdirme kayışını takabileceğiniz bir kıyafet oldu arkadaşlar. Hemen mankenimizin de üzerinde görelim. Mankenimiz zaten patil dostlarımızdan küçük ebatlarda olduğu için arkadaşlar biraz haliyle büyük geliyor ona. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetimiz hazır. Bu şekilde patil dostumuz giyip gezmelere gidebilecek. Evet.
Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videodan, canlı yayınlardan haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hepsini okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patlı kalın. Bye bye.